biraz önceki dinleyicimizin öğretmenimizin sorusunu cevaplandırmaya çalışayım. Öğretmenlerin öğrencilerin öğretmenlerini sevmesi ve saymasını sağlamak için eğitimcilere neler düşmektedir diyor. Öylesi ciddi bir yaraya parmak basıyor ki ben bunu şu önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde nasıl anlatırım Metin Bey bilemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Eğitimin birinci adımı, bu adım geçilmeden diğer adımlara gelinemez. Öğrencinin, öğrenenin öğreticiyi sevmesi ve kabullenebilmesidir. Dolayısıyla eğer öğretmen kendisini sevmeyen veya sevdiğini hissetmeyen bir grubun karşısında bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa yazıktır o çocuklara. Öğretmenliğin ilk adımı kendisini sevdirebilmektir. Sevdirerek onların vicdan kapısını, kabullenebilme kapısını açacak, zihin kapıları sevgiyle açılacak, sevildiği zaman açılır çocuklar. Ondan sonra o yumuşacık zemin üzerinde öğreticilik başlar. Evet, birinci aşama öğrencinin öğreticiyi sevmesidir. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Bir kişinin bir başkasını sevebilmesinin temel şartı da şudur. Büyüklük duygusu içerisinde olunan birisi sevilmez. Yani çocuklara büyüklük duygusuyla, büyüklük ruhu ile yaklaşır isek, öğretmenliğin o verdiği statü ile, yetişkinliğin vermiş olduğu o statü ile, büyüklük duygusu ve gururu ile çocukların karşısına geçmiş isek, o takdirde öğrencilerin öğrenme kapılarının kapalı olduğundan ve bizi sevme reflekslerinin ölü olduğundan emin olabilirsiniz. Evet, çocuklar karşımızda sıralara oturmuş olarak böyle gözleri açık olarak bizi dört gözle dinliyor olabilir ama büyüklük ruhuyla karşıda duran bir öğretmeni çocuklar sevmez. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.